Herkese merhaba arkadaşlar, ben Vanarya, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Theodora, John Rotası 1. sezon 6. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım bakalım. Himalde bir misafir geldi. Doktor Roberts'ı arıyor. Şu neydi adı? Noman mıydı? Evet, Neoman. Sesi iyi mi ya? Bölüm 6. Değişime dair. Bu hikayede şiddet ve ölüm sahneleri mevcuttur. Lütfen bu yeri dikkate alarak okumaya devam ediniz. Peki. Meyhaneye bir adam girdi. Çelik gibi soğuk bir sesle dedi ki, Doktor John Roberts'ı arıyorum. Herkes sessizleşti, üzüldü. Kimse adama bakmaya cesaret edemedi. O sırada kendisi dikkatle içeriği ve müşterileri inceliyordu. Gözleri her an durduramaz bir yangına dönüşmeye hazır, sessiz gümüşlü bir alevle yanıyordu. John için endişeleniyorsun. Tamam. Ondan ne istiyorlar? Kimse bilgi paylaşmak istemiyor mu? O burada değil. Asker sesimi duyunca bana döndü. Kıkırdadı, başını eğdi ve dudaklarının bir köşesiyle zar zor algılanabilir bir şekilde gülümsedi. Frederick'in yanında durduğunu da gördü. Bize yaklaşırken sakince dedi ki, ''Bilgi için teşekkürler bayan.'' Karşımda durdu. Ondan tuhaf bir temizlik kokusu yayılıyordu. Çok yakıcı, çok boğucuydu. Frederick kıpırdamadı, bir ip gibi gerildi. ''Amirini selamlamam bana, şaşırdım asker.'' ''Gerçi... Lenstrom'dan ne bekliyorum ki?'' Lenstrom, yalnızca savaş sırasında toplanan silahlı kuvvetlerin bir yedeğidir. Tamam. Dean ışıklattı. Bakışları yüzümde gezindi. Sırtımdan aşağı soğuk bir ürperti indi. ''Burada eğlendiğinizi görüyorum, ha asker?'' ''N-n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 -
Peki. Bu zor bir vaka. Gülümsemesi zehir saçıyordu. Peki bu kim? Kibar ol, dobro ol, sessiz kal. Dobro ol diyelim. Bu adam zamanında değer veriyor gibi görünüyor. Kısa keseceğim. Theodore Avery, Amerika. Amerikalı yani. İlginç. Sesi sakindi ama zehirli bir gaz gibi odanın her köşesini dolduruyordu. Adam içini çekti. Bana Doktor Roberts'ın bugün burada çalacağını söylediler. Avucunu salladı. Avucunu havada salladı. Dudaklarını kıvırdı. Bu meyhanede. Ve onu bulmak benim için çok önemli. Yardım edeceksiniz değil mi? Silah kılıfına vurdu. Çok net bir işaretti. Ön kapı tekrar açıldı. Işıkta John Roberts duruyordu. İyi akşamlar. Sakin sesinde ne şaşkınlık ne de korku vardı. Doktor? Evet. Gelmenize sevindim. Çünkü biraz endişelenmeye başlamıştık. Frederick yutkundu. Frederick'in elinden tut bir şey yapma. Tutalım. Yazık çocuk korktu. Eline dikkatlice avucumu aldım. Şaşkınlıkla seyirdi ama sonra bana baktı. Frederick desteğin için sana minnettar. Tamam. Gözlerini kapatan ve elimi yavaşça sıkan Frederick yavaşça nefes verdi. Hareketin biraz rahatlamasına yardımcı oldu. Ve ben de düzensiz satan kalbimin biraz yavaşladığını hissettim. Ortam az da olsa sakinleşti. Tenin sıcaklığı elimi hoş bir şekilde ısıttı. Elini hiç de bırakmak istemedim ama yine de zorundaydım. Kimse fark etmeden. Benim adım Albert Neumann. Üst değmenim. Siz doktor, benimle geleceksiniz. Nereye ve ne işin olduğunu öğrenebilir miyim? Asker sanki bir şaka duymuş gibi alaycı bir şekilde gülümsedi. Şey, merak bir kusur değil tabii. Lütfen dışarı çıkalım. Albert Neumann döndü ve Frederick'e kapıyı işaret etti. Ardından Doktor Roberts'ın eşliğinde meyhaneden dışarı çıktı. Frederick de çıkışa gitti. Ben son takip ettim. Onu tanıyor musunuz? Onu duydum. Sesindeki tonlamadan duymamamın daha iyi olacağı belliydi.
Asker aniden durdu, bana döndü ve gözlerimin içine baktı. Ona karşı saygılı davranın. Saygımı hak ediyor mu ki? Şaka yapmıyorum. Neoman tehlikeli bir adam. Manalı manalı bana baktı ve bir şey demeden meyhaneden ayrıldı. Onu takip ettim. Çabuk. Albert, Friedrich'e sonra da bana baktı. Kaşlar şaşkınlıkla hafifçe yukarı kalktı. Bir şey karıştırmadığınızdan emin misiniz hanımefendi? Sizi davet ettiğimi hatırlamıyorum. Git kal. Git diyelim. Affedersiniz, işinize karışmak gibi bir niyetim yok. Ben fıskanın yanında bekleyeceğim. Sizi rahatsız etmeyeceğim. Albert davranışından memnun kaldı. Peki. Albert'in renksiz gözleri parladı. Kısaca eğildim ve üç adamdan uzaklaşıp fıskaya doğru yürüdüm. Ay bir su içeyim. Üst eğmen John ile konuşuyordu. Frederick sessizce arkasında duruyordu. Lanet olsun, hiçbir şey duyamıyorum. John Albert'a başını salladı ve aniden bana doğru yürüdü. Yardımınıza ihtiyacım var. Sesi sakin geliyordu. Elbette. Yok Van der Loos'un nerede yaşadığını biliyor musunuz? Ne? Ne yapacaklar Yok'u? Evet biliyorum. Bunu söyleyelim. Yok için endişeleniyorsun. Tamam. Onların değil. Benim ona ihtiyacım var. Ben şu... Üsteğmen'le beraber gideceğim. Kaptanları hasta olmuş ve kaldıkları kasabada doktor yokmuş. Meyhanedeki o asker de bizimle gelecek. Peki ya hastalarınız? Doktor gözlerini kaçırdı ve omuzlarını sikti. Umarım çok uzun sürmez. Benim de gelecek bir hemşireye ihtiyacım var. Edith istifa etti. Birden kandan korktuğunu fark etmiş. Peki neden tıp okumuş o zaman? John aniden gülümsedi. Sanki bir an için her zaman ciddi ve kayıtsız olması gerektiğini unutmuş gibi. Ben de aynı soruyu sordum. Adam kendine gelmiş gibi başını salladı ve yüzünde tekrar kayıtsız bir ifade oluştu. Beni Yok'a götürün. Sabır, Bay Norman'ın erdemlerinden biri değil. Tamam. Kısa süre sonra Yok'un evine geldik. Kapıyı çaldım. Yavaş adım sesleri duyuldu ve ardından kapı açıldı. Avery Hanım... Sonra yaşlı adam yanımda duran John'u fark etti. Doktor? İyi akşamlar. Merhaba Bay Van der Loos. Yok'a ihtiyacımız var. John endişeli kaşlarını çattı. Yok evde, içeri gelin. Kapıyı açtı ve içeri girdik. Yok kanepede oturuyordu. Ellerinde şişler vardı. Bir şarkı mırıldanarak hızlıca örgü örüyordu. İçeri girdiğimizi duyan kız bize baktı. Doktor Roberts, Theo. Merhaba. İyi akşamlar. Hazırlanın, gitmemiz gerek. Ne? Başka bir kasabada kalan Alman bir üsteğmen bugün meyhaneye geldi. Birileri hastalanmış ve kaldıkları kasabada doktor yokmuş. Bu yüzden Doktor Roberts için gelmişler. Ve bir hemşire ihtiyacım var. Ne? Ama ben giremem. Yok, odanın içine sağa sola yürümeye başladı. Bruno'm var. Ve babam var. Ben Hinwart'tan gidemem. Bence bu... Hayır. Hızlı bize döndü. Gözleri korkudan bulanıklaşmış, kaşlar çatılmıştı. Yok, ellerini yumruk yaptı. Brüksel'de mahsur bir vaziyette ailemi bir daha görüp göremeyeceğimi bilmeden yeterince zaman geçirdim. Anne... İçeri uykudan yeni uyanmış Bruno girdi. Sol gözünü yumruğuyla ovuşturuyor, şaşkınlıkla etrafına bakıyordu. Doktor Roberts'ı gören çocuk korkuyla çalık attı ve Yok'a koştu. Kız çömeldi, ellerini çocuğun omuzlarına koydu. Sorun yok Bruno. Seni uyandırdığım için özür dilerim. Oğlunu alnından öptü. Büyük baban seni tekrar yatırsın, tamam mı? Yok, canı çağırdı ve o Bruno'yu yatak odasına geri götürdü. Dikkatini tekrar bize veren Yok, elini alnına koyarak derin bir iç çekti. Dinleyin Doktor Roberts. Anlıyorum, bu benim işim. Ama aile benim için daha önemli.
Savaştayız. Herhangi bir yere gittiğimde beni kimse geri dönebileceğime garanti edemez. Bu şartlar altında oğlumu bırakamam. Bu gizliyi reddetmemin sonucunda işimi kaybedersem bile. Yok, kariyerini ailesi için feda etmeye hazırmış. Benim için bu seçimi yapmak çok daha zor olurdu. Ben de aynısını yapardım. Onun yerine ne yapardım bilemiyorum bile. Bunu söyleyelim. Dışarıda yağmur başladı. Sessizlik oluştu. Yok, üzgün üzgün yere bakıyordu. Merak etmeyin. Sizi işten çıkarmayacağım. Bak sen, duygusuz John, o kadar John Roberts o kadar duygusuz değilmiş. Umarım benim yokluğumda görevlerinizi yerine getirebileceksiniz. Tabii ki, elbette ki tüm hastalarımıza bakarım. Teşekkür ederim. Ama yine bir yardımcı ihtiyacım olacak. Düşündüm, sadece bir saniye. Sizinle ben gelebilirim. Siz mi? Günün olacağını bekliyordum zaten. Kıkırdayarak omuz siktim. Beni iyi tanımsın. Ama Theo, geri döneceksin değil mi? Ben Avery'yi yanıma almak istediğimi siz düşündüren nedir? Gerçekten de. Kolay olacağını nereden çıkardım? Sonuçta burada Doktor Roberts'tan bahsediyoruz. Faydalı olabilirim. Ne şekilde acaba? Ben bir gazeteciyim, unuttunuz mu? Gazetecilerin bazı insanlar üzerinde çok ilginç bir etkisi vardır. Bir gazetede haber alabileceklerini anladıkları anda birdenbire çok iyi davranmaya başlıyorlar. Daha terbiyeli, daha kibar oluyorlar falan filan. Sizin ikna kabiliyetiniz varmış Bayan Avery. Tamam, sizi yanıma alacağım. Başka çarem vardı sanki. Teşekkür ederim. Muhtemelen şimdi üstünüzü değişmeniz ve çantanızı hazırlamanız gerekecektir. Aynen, hemen hallederim. Peki, sizi fıstık yerinin yanında bekliyor olacağım. Doktor yaka başını salladı ve evden dışarı çıktı. Premium seçim romantik bir sahneye yol açacaktır. Zamanım az. Yoka düzgünce veda etmek istiyorum, oyalanmamayı tercih ederim. Bunu söyleyelim. Yoka baktım. Düşünceli bir şekilde yere bakıyordu. Gitmeliyim. Kız onayla başını salladı ve sonra bir şeye karar vermiş gibi bana baktı. Theo, bilmem gerek. Sana olan hislerimin karşılıklı olup olmadığını bilmem gerek. Belki bu itiraf senin için sürpriz olur. Ama senden etkilendim ve ben... Bu belirsizlikle yaşayamam. Kesin bilmem gerek. Tabii istersen sadece arkadaş kalabiliriz. Yok, senin olmak istiyorum, arkadaş kalalım. Tabii ki de bu. Yok, artık sana ilgi göstermeyecek. Peki. Özür dilerim, ben... Ah, lütfen özür dileme. Sana karşı zaten mahcubum. Biraz zamana ihtiyacım var ama ben iyi olacağım, söz veriyorum. İyi ki senin gibi bir arkadaşım var Theo. Ben de sana sahip olduğum için mutluyum. Çabuk gel, tamam mı? Anlaştık. Yok, evde yalaştıktan sonra evinden ayrıldım. Bayan Waters'ın evine döndüm ve odama çıktım. Üstümü değiştirmem lazım. Tamam. Süslü. Şık. Pratik. Evet. Şapka mı taksam? Güzel şapkalı, zarif şapkalı, şapkasız. Evet, bu daha güzel. Hazırım. Kapı çaldı. Girin diye bağırdım. Kapı açıldı ve Larvins'i gördüm. Selam, duydum ki sen... Cümleyi yarıda keserek bana baktı. Bir yere mi gidiyorsun? Selam. Evet, ben Dr. Roberts ve Alman bir Steyman ile başka bir şehre gidiyorum. Kaptanları hastalanmış. Yok, gitmeyi reddettiği için doktorun bir yardımcı ihtiyacı vardı. Vay canına. Bu daha fazla materyal toplamak için harika bir fırsat. Evet. Beni bu kadar iyi anlaması harika. O zaman sana bol şans, seni tutmayayım. Dönüşün sabırsızlığı bekliyor olacağız.
Larmes'e gülümseyerek başımı salladım. Yağmur durdu. Fıskiyle'nin yanında üç adam duruyordu. Doktor Roberts, Albert Neumann ve Frederick. Konuşmuyorlardı. Her biri kendi kendine bir şeyler düşünüyor gibi görünüyordu. Yaklaştığımda üst teğmen şüphe dolu bir bakış atıp beni baştan aşağı süzdü. Beni bekliyorlarmış. Tekrar merhaba. Gecikme için özür dile, özür dileme. Özür dileyelim. Albert Neumann'ı kesinlikle kızdırmamak lazım. Beklettiğim için üzgünüm. Albert memnuniyetle kıkırdadı. Görünüşe göre kendisine gösterilen saygıdan memnundu. Merak etmeyin Bayan Avery. Şuna bak ya. Zehirli sırtaşında gizli bir tehdit vardı. Bu adam bana paniğe varacak kadar açıklanamaz bir korku veriyordu. Bana gözlerini çevirdiği her an tüm bedenim tehlike sinirini verir gibi geriliyordu. Ama diğer yanım inatla bu Almanın önünde yalakalık yapmayı reddediyordu. Lütfen beni takip edin. Adam arkasına döndü ve şehrin çıkışına doğru yürüdü. Friedrich, John ve ben onu takip ettik. Sessizliği sadece bizim ayak seslerimiz ve esen rüzgar bozuyordu. Yağmurdan sonraki kokuyu her zaman sevmişimdir. Havada kalan hoş taze havayı derin derin içime çekerek yavaşça nefes almaya bayılırdım. Ancak o an Albert Neumann'ın arkasına baktığımda ciğerlerimin sıkıştığını ve tam olarak nefes alamadığımı hissettim. Adam nasıl bir etki bırakıyorsa. Üst teğmen nereye gittiğimizi ve yolumuzun ne kadar süreceğini söylemeye tenezzül etmedi. Ağır gri gökyüzü çok bunaltıcıydı. Hava aşırı nemliydi. Frederick ön koltuğa Albert'ın yanına oturdu. Doktor ile ben arkaya geçtik. Alnımı pencereye dayadım. Larmes'i düşün, John'u düşün, Yoku düşün, Frederick'i düşün, dinlenmeye çalış. John'u düşün diyelim. John ile ilişkiniz güzelleşti. Peki. Döndüm ve diğer pencerenin önünde oturan John'a baktım. Gözleri kapalıydı. Varlığı bana garip bir şekilde huzur veriyordu. Doktor bir anda gözlerini açtı ve bana baktı. Merakla, hafif bir ilgiyle. Sonra gülümsedi. Korkacak bir şey yok demek isterdisine. Kurumaya söz vermiş gibi. Ona gülümseyip pencereye döndüm. Pencerenin dışındaki manzaralar tek bir lekeye dönüşerek bulanıklaştı. Ben de aynısını hissettim. Bulanık, lekeli. Eski güven ve herkese neler yapabileceğimi gösterme arzusu yerini yorgunluğa bıraktı. Olsun, yarın yeni bir gün. Uyuyacağım umuduyla gözlerimi kapattım. Bir süre sonra arabadaki sessizliği üst teğmen bozdu. Birazdan orada olacağız. Pencereden tekrar dışarı baktım. Uzakta evlerin ana hatlarını gördüm. Görünüşe göre geleceğimiz yer bu şehirdi. Giriş yaklaştığımızda onları gördüm. Dudaklarımdan istemsiz bir çığlık kaçtı. Fark etmenize sevindim. Yüzünü görmedim ama sırıttığını, güzel beyaz dişlerini gösterdiğini hayal edebiliyordum. Sakinlere itaat etmeleri gerektiğini göstermeliydik. Bu bir örnek infazı mı? Pekala, öyle diyebiliriz. Evi boşaltmayı reddettiler. Yani zorundaydık, inanın istemedik. Bak bak bak. Belçika itaatsizliğin cezalandırılabilir olduğunu unutmamalı. Dünyanın geri kalanı gibi. Sizi sakin, yavaş ve acımasızdı. Ama ne yazık ki kendi ordumuzun bazı komutanları ve askerleri bile bunu anlamıyor. Özellikle de Landstrom'da hizmet edenlerle sık sık sorunların ortaya çıktığını fark ettim. İç çekme, derin, sahte. Frederick'e baktım. Yüzü bembeyaz oldu. Elleri titriyordu. Bazıları Belçikalılara saygıyla davranabileceğini ve davranılması gerektiğini düşünüyorlar hatta. Komik değil mi? Araba durdu. Dışarı çıktık. Açık havada olmaktan hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Birimimiz burada kalmayı planlamıyor. İşgal altındaki toprakların yönetimini Lenström'a bırakıp cepheye ilerleyeceğiz. Bu yüzden kaptanın hastalığı aşırı zamansız oldu. Akşam yemeğinden sonra rahatsız edilmekten hoşlanmaz. O yüzden siz... Adam doktoru ve beni işaret etti. Yarın sabah kontrole gelin. Üst teğmen yakınlarda duran askerlerden birini işaret etti ve ona Almanca bir emir verdi.
geceye geçirebileceğiniz yeri şimdi size gösterecekler. Lütfen beni takip edin. Asker arkasını döndü, Friedrich'e veda etme fırsatı bırakmadan ilerledi. Ona endişeli bir bakış atarak askere takip ettim. Ev çok yakındı. Yürürken sokakta tek bir yerliyi fark etmedim. Doktor Roberts ve ben eve girer girmez asker dedi ki, ''Burada kalacaksınız. Sabah sizin için gelecekler.'' Ondan sonra kapıyı çarparak dışarı çıktı, bizi yalnız bıraktı. Etrafa baktık. Ev eşya doluydu ama görünüşe göre bir süredir boştu. Nem ve terk edilmişlik kokuyordu. Sahiplerinin olabileceklerini düşününce ürperdim. Sizce burası onların evi olabilir mi? Olabilir. Dikkatli bir şekilde bir adım öne attım. Döşeme tahtaları yabancıların gelişine kızar gibi ayaklarımın altında gıcırdadı. Kanepeye yaklaşırken üzerine duran bitmemiş işlemeleri fark ettim. Masanın üstünde ise açık bir kitap duruyordu. Sandalyenin yanında tahta bir oyuncak asker, köşede evcil hayvan yatağı vardı. Geldiğimiz bu yerde zaman durmuş gibiydi. Her şey araftaydı. Bu ev sahipler için mutlu da gelecek sunacaktı belki de. Şimdi ise aynı ev onların tozlu, nem kokmuş geçmişlerine dönüşmüştü. Mahcup oldum. O odaların tuttuğu yasa bozmuş gibiydim. Sanki hiç kimsenin gelmemesi gereken bu yere davetsiz bir misafir olarak gelmiş, sessiz duasını yerde kesmiştim. Sessizliğin verdiği son teselli ellerine almıştım. Yerde olan hafif buruşuk bir fotoğraf dikkatimi çekti. Üç mutlu yüz bana bakıyordu. Ev uludu. Ani rüzgar çatıdaki çatlaklardan içeri girdi. Burada sadece iki oda var. Oturma odası ve yatak odası. Ne dediğini pek anlamadım. Bayan Everi? Doktora döndüm ve ona fotoğrafı gösterdim. Arkasında bir yazı var. Ailemiz Mayıs 1914. Çocuk en fazla 3 yaşında. John önce fotoğrafa, sonra bana baktı. Neden? Neden oluyor bütün bunlar? Bu üç kişi şu an burada olmalı. Kadın kanepede oturmalı ve kumaş işlemeli. Adam sobada ateş yakmalı. Çocuk oyuncak askerleriyle oynamalı. Tüm buna ise tüm bu ıssızlık, küfür, örümcek ağları, bu cansızlık olmamalı. John bana yaklaştı. Fotoğrafı dikkatlice elimden almaya çalıştı. Ama ben parmaklarımı fotoğrafa sıkıca geçirip onu revermeyi reddettim. Olmamalı, anlıyor musunuz? Ay canım benim. Burnumu çektim ve pes edip fotoğrafı ona verdim. Ellerim düştü. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu biz karar veremeyiz. Peki kim verir? Buna bir kim karar verir? Almanlar mı? İktidardaki insanlar mı? Tanrılar mı? Melekler, iblisler, kim? Öfkeli gözyaşlarına beni boğuyordu ama ben inatla ağlamamaya çalışıyordum. Doktor Roberts şimdi bana çok yakın duruyordu. Elini omzuma koymuştu. Belki savaş başlamadan önce kaçmışlardır. Kaçmışlar ve şimdi artık güvenli bir yerdeler. Ona sarıl, olduğun yerde kal. Sarıl diyelim. John ilişkiniz güzelleşti. Peki. Başımı adamın göğsüne koydum. Kollarımı gövdesine doladım. Yalnız olmadığımı hissetmek, yanımda başka birinin varlığını hissetmek benim için o an çok önemliydi. Kirpiklerimden birkaç damla yer süzüldü. Biraz oyalandıktan sonra John nazikçe bana sarıldı ve avuçlarını beceriksizce sırtıma dokoydu. Başlangıçta sakin olan kalbimin ritmi biraz hızlanmıştı. Kendime geldiğimde bu hareketlerimin uygunsuz olabileceğini idrak ettim. Adamdan uzaklaştım ve bir adım geri attım. Pardon, ben... Sorun yok. Oturmak ister misiniz? Adam kanepeyi işaret etti. Ben de onayla başımı sallayıp yumuşak koltuğa çöktüm. O ise sandalyeye oturdu. Sizin için ateş yakardım ama korkarım odunlar nemlenmiştir. Sesi normalden daha alçak, daha yumuşak geliyordu. Yavaşlığı ve tonlaması rahatlatıcıydı. Hafifçe gülümsedim. Doktor Roberts. Evet. O Belçikalı askeri iyileştirmeyi nasıl başardınız?
Öyle bir soruyu hiç beklemediği çok belliydi. Ne demek istiyorsunuz? Dürüst olmak gerekirse ben de bilmiyorum. Sadece bir şey duymuş gibiydim. Doktorun gözlerinde belirleyemediğim bir duygu parladı. Şey, gerçekten de çok kötü bir yaraydı. Ama adam güçlüymüş, kurtulmuş. Ona yardım ettim aslında. Harikasınız. Ayrıca Himmert halkının moralini yüksek tutmak için meyhanede çalıyor olmanız. Böyle bir sonuca nereden vardınız? Aa, yanılıyor muyum? O halde neden çalıyorsunuz? Çünkü çalmayı seviyorum. Bu kadar mı? Bu kadarı haddime değil Doktor Roberts. Ama bana öyle geliyor ki hiç de görünmek istediğiniz kadar duygusuz biri değilsiniz. Belki insanları gerçekten de pek sevmiyor ve hepsine şüpheyle yaklaşıyorsunuz. Ama bence aslında çok romantiksiniz. Gerçekten mi? Başımı yana eğdim ve omuz diktim. Bunlar sadece benim tahminim ve teorilerim. Benim de birkaç teorim olsun mu? Neye dair? Size dair. Gülümseyerek başımı salladım. Buyurun tabii. Gözümün içine bakarak düşündü. Biraz gözlerini kıstı. Kendimle ilgili keşif yapacağı beklentisiyle kaşlarımı kaldırdım. Birilerine bir şey kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Sizden daha fazlasını beklediğimi itiraf etmeliyim. Bu dediğiniz çok bariz. Gerçekten de tüm dünyaya layık olduğumu kanıtlamak istiyorum. Kimse bana inanmasa bile büyük hedeflere ulaşabileceğimi göstermek istiyorum. Yetenekli ve akıllı olduğumu, her şeyin en iyisini hak ettiğimi, hatırlanmaya ve sevinmeye, değer olduğumu. Gözlerimi kaçırdım. Kendi acımın farkındalığı kalbime bir hançer gibi saplandı. Annemle babam, abimin bana tercih ettiği her seferinde yaşadığım adaletsizlik hissini hatırladım. Ben 7 yaşındayken annem ve babam okul performansıma gelmeyip abimin müzikal konserini tercih ettiği için hissettiğim o boşluğu hatırladım. Sonraki yıl aynı şeyin yaşandığını ve sonraki tüm yıllarda. En ufak bir başarı için onu nasıl övdüklerini, davetlerde ondan ne kadar büyük bir gururla bahsettiklerini hatırladım. George müthiş şiir okur. George'ımız şarkı söylediğini duydunuz mu? Ah, George çok hızlı öğreniyor. Her şeyi havada kapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Sınıf başkanı seçilmiş. Evet, Harvard'da kabul edildi. Ünlü bir avukat olacak. Göreceksiniz. Theodora, ah, Theodora hala aynı. Onunla ilgili birçok sorun yaşıyoruz. O da üniversiteye gitmek istiyormuş. Hayal edebiliyor musunuz? Olur mu öyle şey? Bir an önce evlenmeli. Bu kadar işte. İyi misiniz? Hayır, evet, cevap verme. Evet diyelim. 5 yıl önce evden ayrıldığımdan beri konuşmadığım ailemle ilgili düşünceleri uzaklaştırarak başımı salladım. Sorun yok. Sizin ciddiysem özür dilerim. Bir şey yok. İyi oldu hatta. Kulağıma küpe olsun. İnsanlara istenmeyen kişilik analizlerini yapmaya, o zaman onlar da seninkini yapmazlar. Etrafa bakındım. Evde sadece 2 oda olduğunu mu söylediniz? Evet, sorun ne? Bakışlarımı takip etti. Yedek odasına çıkmadığı belli olan başka bir kapı gördüm. Oo, onu fark etmedim. Tamam. Orada ne olduğunu görmek ister misiniz? Evet, bakalım. Ayağa kalkıp kapıya yürüdük. John kilidini açtı. Vay canına. Küçük bir bahçeye çıkmış olduk. Bu müzik Versailles'i izlerken de bir müzik var, ona çok benziyor. Özen ve dikkat eksikliği sonucu bir miktar bakımsızlığa uğramıştı. Ancak buradaki eski huzur ve güzellik hala yerindeydi. Yağmurdan sonraki taze toprak ve çiçek kokusu beni içine çekiyordu. Burası ne kadar güzel. Sık sık doğayla baş başa kalır mısınız Doktor Roberts? Sarkan mol salkım çiçeklerine dokundum ve yapraklardan aşağı süzülen serin yağmur damlaları parmak uçlarıma düştü. Sık sık olmasa da işim pek müsaade etmiyor. Anlayışla başımı salladım. Mor salkım yaz sonuna doğru pek nadiren yeniden çiçek açar.
Belki bu iyi işarettir. Gülümsediğini görmek güzeldi. Dış dünyadan korunmak için kendi elleriyle özenle inşa ettiği duvarların yavaş indiğini hissetmek güzeldi. Bahçıvanlık yapar mısınız? Aa, hayır. Ben yapmam. Ama annemin bir bahçesi vardı. Bir bahçesi var muhtemelen. Çok uzun zamandır evime gitmiyorum. Bu yüzden bahçeye ne olduğunu bilmiyorum. John, Morse halkımın ağasına girip karşımda durdu. Çiçeklerin tatlı aroması hafif taze baharatla kokuyla karışmıştı. John elini kaldırdı ve benimle aynı dala dokundu. Kara gözleri benim gözlerimi buldu. İşini saklı olanı tanımak benim için zordu. O yüzden sadece izliyordum. Yumuşak ışığın yüzünün okşamasına hayran kalarak, etrafta hüküm süren huzurlu sessizliği dinleyerek sadece izliyordum. Beni şaşırtıyorsunuz Bayan Avery. Bunu bir iltifat olarak kabul edeceğim. Sizi şaşırtmak çok zor olmalı. Evet, çok şey gördüm. Son yıllarda yaşadığım her şeyden şüphe duymamı sağlıyorsunuz. John, ilişkiniz güzelleşti. Peki. Nedense sizi hep dinliyorum. Sanırım gazeteci olduğum için öyle. Olabilir. Kısa bir yerden sonra devam etti. Size şunu söylemek istedim. Benimle geldiğinize sevindim. Çoğunlukla yalnız olmaya alışkınım. Ama şimdi anlıyorum ki insanları reddederek kendimi bir şeyden mahrum bırakmış olabilirim. Güzel bir şeyden. Genç adam parmaklarını benimkilerle iç içe geçirince donup kaldım. Nazik ve yavaştı. Sanki tenime dokunma fırsatının tadını çıkarıyor ve bu zevki uzatmak istiyor gibiydi. Kendimi fark etmeden öne doğru eğildim. İçgüdüye benziyordu. Vücudum ve kalbim, ben düşünmeye vakit bulamadan her şey karar vermiş oldu. Daha yakın, ona daha yakın. Hisseme güvenerek gözlerimi kapattım. Nefesin dudaklarında hissettim. John aniden geri çekildi, elime bıraktı ve doğruldu. Lütfen beni affedin. Bence artık uyumalıyız. Ne? Fakat... Affedersiniz Bayan Avery, tüm nezaket kurallarını çiğnedim. Bir daha öyle bir şey yaşanmayacak. İyi geceler. Aman sen de. Arkasını döndü ve hızlı, geniş adımlarla bahçeden çıkıp beni ateş böcekleriyle baş başa bıraktı. Ne bu şimdi? Theodora. Nefes verdim. Odaya dalıp bir açıklama talep etmek istedim ama düşündükten sonra sert bir tepkinin durumu daha da kötüye götüreceğini düşündüm. O yüzden içeri girdim ve John oturma odasındaki kanepede yattığını görünce direkt yatak odasına geçtim. Bir sonraki sorunuz ne olacak? Sesinin yumuşaklığı şömide yanan odunların çıtırtısıyla birleşmişti. Hayırsever beyefendi ayağını yavaş havaya sallıyordu. Arada bir düşüncelerimi dalmama kızmadığı için ona minnettardım. Röportajımız beklediğim kadar iyi gitmiyordu. Bir türlü odaklanamadığım için. Favori besteciniz kim? Favori ressamınız kim? En sevdiğiniz yazar kim? Bunu söyleyelim. Adam kıkırdadı. Goethe. Almancam onun sayesinde bu kadar iyidir. Dalgın bir şekilde başımı salladım. Yağmur durmuyordu. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.